Hanımlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Uluda ve 17 Aralık 2013 günlerden ise Salı arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. 17.22 gösteriyor şu an saatlerimiz ve canlı yayına başlıyoruz. Canlı yayına başlarken Euro dolar paritesindeki düşüşü sizlerle ilk başta paylaşalım. Sterlin dolar mavi bölgemizin, uzun vadeli kırılma seviyemizin altına doğru inme hareketleri şu an sergiliyor arkadaşlar. Altında ise birazdan zaten paylaşacağız. Kayıda da girecek. Aşağı doğru tepkiler var. Şimdi arkadaşlar Euro dolar paritesi biliyorsunuz 38.20, 38.10 bu civarlarda takılıp geri çekilmelerle karşılaşıyor ama 37 civarlarına yaklaştıkça da alıcılarla karşılaşıyoruz. Biraz daha geniş açıdan baktığımız zaman şu son çıkıştan sonra yaklaşık 2 haftadır yaklaşık olarak 1.37-1.38 arasında takılıyoruz. Sebebi ise artık Fed'in ne yapacağına dair biraz daha net sinyaller vermesi sevgili dostlar. Toplantı bugün başladı. Başlıyor daha doğrusu, onu söyleyebiliriz ve başlayan toplantı yarın sonlanacak ve yarın akşam açıklamalar gelecek. Hepinizin zaten malumudur bu. Eğer Forex piyasası ilgileniyorsanız mutlaka bundan zaten haberiniz vardır. Çok da bilinmeyen bir şey söylemiyoruz zaten. Şimdi sevgili dostlar, yarın ne açıklanacak? Yarın ne konuşulacak? Bundan bahsedelim. Evet Özkan Bey, aynı öyle. Danaların, daha doğrusu sadece tek bir dana değil. Tabii burada benzetme yapıyoruz. Ama birçok dananın kuyruğu kopmuş olacak yarın. Şimdi nedir arkadaşlar beklenti? Açıkçası iki tarafta, yani her iki bölgede de beklenti var. Yani Fed'in hiçbir şey yapmayacağına dair beklentiyi içerisinde olup da işlem yapan arkadaşlar var. Ya da Fed'in gerçekten de biraz atmaya gideceğine dair verileri savunup da işlem yapanlar var. Ben açıkçası her iki tarafa da acıyorum. Bunun sebebi, her iki tarafa da acımamız sebebi arkadaşlar şu anda bir beklentiyle hareket etmeleri. Bence asıl en önemli, en ciddi şekilde sıkıntı yaratacak konu bu. Kesinlikle ben bir beklenti içerisinde olmam ve bir beklenti dahilinde hareket etmem. Bunu söyleyeyim ilk başta. Şimdi dediğiniz gibi arkadaşlar, bunun hani birçok şey var ve birçok şeyi de savunabilirsiniz. Ben de savunurum. Yani herhangi bir beklenti içerisinde olmama rağmen, evet, Fed'in hiçbir şey yapmayacağına dair mutlaka belirli konular size koyup bu konuda sizi ikna edebilirim. Ya da Fed'in gerçekten de bir şey yapacağına dair verileri ortaya koyup sizi gene ikna edebilirim. Bu hepsi ikna olursunuz. Gerçekten de olursunuz. Piyasaya çok çok hakim değilseniz. Şimdi ama açıkçası yarın Bernanke'nin yapacağı şey mutlaka bir kere, aynen Özkan Bey'in dediği gibi yine Özkan Bey canlı yayını siz yapın hatta diye hakikaten unuttuğum her şeyi tamamlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Son sözü Bernanke söyleyecek diyor. Doğru diyor hakikaten de. Bernanke'nin ağzından duymadan da bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Ama yine de ısrarla, yahu arkadaş ben yine de bir beklenti istiyorum, sen ne bekliyorsun şeklinde bir soru soracak olursanız. Açıkçası arkadaşlar Bernanke'nin tarzı az çok son zamanlarda belli. Nasıl bu iddia? Nedir bu iddia? İddia mı? İddia gibi olacak yarın. Up down. Ha evet doğru. Bernanke'nin tarzı nedir arkadaşlar? Genellikle orta yolu bulmaya çalışıyor. Ve hiçbir şey yapmaması bile aslında çok planlı bir şey. Ve aslında birçok şey yapmış oluyor hiçbir şey yapmayarak. O yüzden de yarınki toplantıda açıkçası bir indirim gelmesini beklemiyorum. Ama fiyatların da yukarı doğru hızlı bir trend oluşturarak 1.40'ların üzerine çıkmasını da beklemiyorum. Yani hiçbir şey yapmayacak yarın Bernanke ama diyecek ki evet indirime ihtiyacımız var ve belki Ocak ayı için bir sinyal verebilir ya da öyle bir sinyal verir ki hani Ocak mı Mart mı net olarak ortaya çıkmaz ama Ocak ayı için insanları ümitlendirebilir. Anlatabildim mi? Eğer ki böyle bir durum olursa, yani benim beklentim şu an için bu,
Bu durumda arkadaşlar, evet, belki ilk başta hiçbir şey yapmadan anlaşıldıktan sonra yukarı doğru bir hareket, arkasından da verdiği olumlu sinyallerle, daha doğrusu umutlarla beraber bir anda tekrar aşağı doğru harekete geçebiliriz. Mesela örnek veriyorum, euro dolar paritesi için konuşursak, yani bir umut verecektir mutlaka diye tahmin ediyorum. Oradaki mutlakayı kaldıralım, bir umut verecektir büyük ihtimalle diyelim artık. Ve bu umutla beraber tekrar paritede de aşağı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimizi yine arttırabilir. Ha, nedir bu? 1.30'lara kadar mı? 1.33'e kadar mı? Hayır. Öncelikle 1.36'nın altına doğru bir hareket görelim. Sonra 1.35'lere doğru bir hareket. Belki hafta içerisinde, yani önümüzdeki günlerde, yarın belki, yani yarın derken Perşembe ya da Cuma günü belki bu geri çekilme devam edebilir. Ama tabii ki ne söyleyeceğine bağlı olmak koşuluyla. O yüzden de orta vadeli dün paylaşmıştım size, beklentimi koruduğumu tekrar söylemiş olayım. Bu beklenti nedir diye soracak olursanız, zaten burada dün olan arkadaşlar biliyorlar. Bu beklentiyi aynen korumaya devam ediyoruz. Arkadaşlar, sterlin dolar paritesi için, daha doğrusu kısa vadeli olarak şu eurolara da şöyle bir bakalım. Şu anda ne olacak? Biliyorsunuz asıl işimiz kısa vade. Arkadaşlar, geri çekilme devam ediyor. 37, 34'ün altındayız şu anda. Bunun altında kaldığımız sürece 37, 17, 37, 36, 90 bölgesine kadar maviyle taradık bugün içerisinde. Bu mavi bölgeye kadar geri çekilmenin devam etme potansiyeli yine kuvvetli bence. Bu geri çekilme ilk aşamadaki hedef olarak burasını kullanabilirsiniz. Bakın şöyle yapalım. Bu geri çekilme devam ediyor hala. Yine 38 civarlarındaki dirençler kırılmadı. 37.88'e bile ulaşmadık ki sabahki ilk hedefimiz bizim burasıydı. Şu bölgeydi. Ama burayı yaklaşık olarak bakın kaç pip kala? 6 pip, hatta 5 pip kala arkadaşlar. Tekrar bir geri dönüş var. Ve şu anda 37-16'ya, 17'ye kadar bir geri çekilme şu an için mümkün arkadaşlar. 37-17'nin altında da 36-90 bugün için beklediğimiz son seviye olacaktır. Eğer bir söylenti ya da bir çalkalanma olmadığı sürece. Evet, durum şu anda bu. 36-90'lara dikkat edeceğiz. Bu nedenle 36-90 ya da 37-17 bu aralıktan tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. Sterlin dolarda keza aynı şekilde, az önce de paylaştık, uzun vadeli destek noktamızın tekrar altındayız. Bakın Cuma günü bu seviyenin altında kalmayı denedi ama günlük kapanışı buranın üzerine yaptı arkadaşlar. Muhtemelen bugünkü kapanış bu seviyenin altında olmasını ben bekliyorum. Yani 62-85 civarlarının altında bir kapanış bekliyorum. Eğer bu gerçekleşirse geri çekilmenin devam etme potansiyeli 61-70 ve 61-18'e kadar sürebilir diye düşünüyorum. Bugün içerisinde gerçekleşir mi derseniz, neden olmasın, kapanışa kadar en azından 61-70'lere kadar hareket yine mümkün olabilir. Hani hangi seviye, kırılma seviyesi olsun derseniz, 62-85'ler bence uygun bir seviye olacaktır. 62-85'lerin altında kaldığımız sürece geri çekilme sanki devam edecek gibi duruyor şu an itibariyle. Tamamdır sevgili dostlar. Bunları söyleyebiliriz. Şu anda sterlin dolar paritesi içinde. Ve devam ediyoruz analizlere. Bakın şurada altına bakıyoruz. Altın için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar, altın için de bakın şöyle biraz daha büyütelim. Biraz da şöyle aşağı doğru çekelim. Evet. Arkadaşlar, altın için de söyleyebileceğimiz şey 1200 30-97 civarlarındaki desteğin altına doğru bir tepki var şu an itibariyle. Ama biz 1225-27'leri destek olarak kabul ettik. Bu destek kırılırsa geri çekilme devam edecektir diye tahmin ediyoruz ki eğer bu seviyenin altına doğru bir hareket olursa arkadaşlar 1216-05'ler bence mümkün gözüküyor. Yani 1225-27'yi normal bir kırılma seviyesi olarak, yani bir destek olarak değil, kırılma seviyesi olarak da kullanabilirsiniz. Bu seviyenin altı çünkü geri çekilmeyi devam ettirecek gibi duruyor. Tamamdır. Bunları söyleyelim. 1216-05, 1225-27. Burada iki tane desteğimiz var. 1225-27 de en kuvvetlisi. Bir tepki gelecekse arkadaşlar 25-27'den gelir. Gelemezse tekrar geri çekilme devam. Dün hatırlıyorsunuz canlı yayında 1240 kaç civarlarındaydık? 1243 civarlarındaki 42.90'dı galiba bir desteğimiz, direncimiz vardı. Burası kırılırsa 1250'lere kadar çok rahat hareket eder demiştik. Ki arkadaşlar 1251-16'ya kadar geldik. O yüzden
Sorun yok. Geri çekil, yani yukarı doğru hareket zaten gerçekleşti, fakat elleri kıramadan tekrar aşağı doğru hareket var. Bakın buradaki mavi çizgi şablonlarınızda buraya kadar, ama bu çizgi devam ediyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bu çizgiyi ben biraz daha şöyle getireyim. Bu çizgi devam ediyor hala. Güncelliğini koruyor. Şuradaki tepe noktalarıyla olan bir hareket arkadaşlar bu. O yüzden bu bölgede orta vadeli bir direnç olarak kullanabilirsiniz. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Ve şuradaki sanırım bir tren çizgisi oluşur gibi. Şu bölgede yavaş yavaş şu tepeleri tam almadık ama neyse, bunu bir akşam tekrar bakarım. Burada bir tren çizgisi oluşturabilir miyiz ya da hangi şekilde daha sağlıklı olur diye bir bakacağız. Durum şu an itibariyle bu yönde paritelere baktığımız zaman. Tamamdır. Bunları da sizlerle paylaşalım ki sonrasında bir sıkıntı yaşamayalım. Şimdi sevgili dostlar, bunu da bu tarafa aldık. Evet, bakın bir arkadaşımız kim bu? Rakyol adlı arkadaşımız demiş ki YouTube'daki ses probleminden dolayı artık saatlerinde gelmeye başladım. Canlı yayını, yayını canlı takip etmek daha güzel demiş. Doğrudur. YouTube üzerindeki videolarda bir ses sıkıntısı yaşıyorduk son 2 gündür. Hatta 3 gündür diyelim. Dün hatta canlı yayını da bu yüzden yapmamıştık. Perşembe ve Cuma bir sıkıntı oldu galiba kayıttan dolayı, ama bugün için çözüldüğünü tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakalım, inşallah YouTube videosunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır ki canlı yayını izlemeye vakit bulamayan arkadaşlar daha sağlıklı şekilde canlı yayını takip ederler bu sayede. İlginç, şaşırdım. Özkan Bey, sanırım internetten değil. Sanırım internetten değil, daha farklı bir sebepten dolayı biz de sanırım çözdük ama şimdi göreceğiz. İlk denememizi birazdan yapacağız. Arkadaşlar, dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de yurt içindeki gelişmeler sebebiyle gerçekten tatsız gelişmeler oluyor. Sabah saatlerinde biliyorsunuz arkadaşlar yine bir operasyon gerçekleşti. İMKB'de çok ciddi bir satış var. Bugün Erdem Başçı konuştu ve tüm bunların hepsinin bu işe dahil olduğunu düşünerekten, hepsinin fiyatlara yansıdığını düşünerekten hızlı yukarı tepkiler var. Bizim zaten sabah saatlerinde sizle paylaştığımız beklenti de 2.02'nin üzerinde 2.0378, 2.0420 ve 2.0488 şeklinde 3 tane direnç noktası belirtmiştik. 2.0420'ye kadar ulaştık. Buranın üzerinde bir kapanış görürsek, saatlik kapanış muhtemelen 2.0488, yani şuradaki tepeleri arkadaşlar geçeriz gibi geliyor bana. Önce 0.488, sonrasında 0.580'lere doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz sanki. Tamamdır, bunları söyleyelim. Dolar TL paritesi için. Yani yön yukarı olmaya devam ediyor hala ve herhangi bir kırılma belirtemiyoruz. Aslında bakın şunu söyleyeyim, açık konuşayım. Ben bunu, yani bugünkü şu seviyeleri saatlik grafiklere bakarak değil, 4 saatlik grafiklere bakarak karar vermiştim arkadaşlar. O yüzden de zaten şu bölgede çok ciddi bir bakın şurada 1 2 3 tane hareketli ortalama var. Ben yine de biraz daha güvenli olsun diye şuradaki turkuaz renkli olanı seçmiştim. Şablonları yüklerseniz zaten görebilirsiniz Dolar-TL şablonunu. Buranın üzerinde yukarı harekette 2.0488, bu da nereden geliyor? Bakın şuradan gelen bir trend çizgisi var. 2.0488 civarlarında şu anda, yani 0.5'i görmeden bir riski azaltma operasyonu yapabilirsiniz eğer Dolar-TL'yi takip ediyorsanız grafiklere göre. Tamamdır. Yine zaten detayları paylaşırız. Arkadaşlar, özetler bu kadar. Diğer parite analizleri şimdi başlayacak. Ama öncelikle şu canlı yayın kaydımızı durduralım ve çok fazla zamanı olmayıp da canlı yayına gelemeyen arkadaşların zamanını çok fazla çalmayalım.